Merhabalar T24 takipçileri. Bugün benim için özel bir gün. Kim ne derse desin tabii ki işte devrimcilikten, solculuktan, yeni bir dünya özleminden yolu geçen herkesin kimi şarkıları, kimi sesleri vardır kulağında. Onların isimleri kuşaktan kuşağa sahiden geçiyor. Babam için de Zülfü Livaneli öyleydi. Abim için de öyleydi. Annem için de öyleydi. Benim için de öyle. Belki bir gün çocuğum için de öyle olur. Bilemiyorum. Umarım öyle olur. Onunla birlikteyim. Müzisyen, yazar, siyasetçi, yönetmen. Pek çok titri var. Ama ben böyle birazcık mezun ABD'sinden onu daha çok gerçekten edebiyatçı ve müzisyen kimliğiyle bugün ağırlamak istiyorum. Biraz sorularımı da öyle hazırladım. Ama tabii ki memlekete zaten sizinle konuşacağımız her şeyin ucu bucağı memlekete uzanacak. Ama ilk soruma geçmeden önce öncelikle sağlığınıza sıhhatini sormak istiyorum. Bu salgın Gayet iyi. günlerinde alışkanlık edindim. Karantinadayım. İşte burada yazlıkta böyle. çalışıyorum, okuyorum, yazıyorum ve sizin gibi arkadaşlarla konuşuyorum. T24 okuyorum. Bazen de yazıyorum. Bütün orada çalışan arkadaşlara ve sizin aracılığınızla beni dinleyenlere çok selamlar, saygılar, sevgiler. Teşekkür ederiz biz de. Başımızla beraber diyelim. Ya aslında kültür sanat üzerine tabii ki özellikle memleketin son 10 senesine bakarsak çok acı, dram, zorluk, ekonomik kriz. Bütün bunlarla geçtiğini de düşündüğümüz vakit işte kültür sanat üzerine daha fazla, daha az kafa yorulduğunu da görüyoruz maalesef. Biraz o yüzden ben sizin kültür tanımınızla başlamak istiyorum. Yani Zülfü Livaneli için biraz ABC'sinden gibi gelecek ama bu konuda bir spoiler aldım, o yüzden demek istiyorum. Doğru. Şimdi önce başta benim mesleklerim diye sayılan şeyler var ya, aslında o beni biraz rahatsız ediyor. Yani her önüne gelen işi yapmış birisi gibi. Aslında kendini oraya buraya dalgalar atan bir insanım tabii ki ama benim bestecilik ve yazarlık iki tane temel mesleğim var. Parlamentoya bir dönem girdim ya da bir seçime katıldım diye politikacı, günlük politikacı olmadım. Çünkü mesela Yahya Kemal de milletvekiliydi. Yahya Kemal de Madrid Büyükelçisi. Ona mesela politikacı, diplomat ve şair demiyoruz. Hamdullah Sufi Tanrıöver, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, eski Osmanlı Meclisi mebusanı. Mesela Millet Meclisi bir şey çıkardı, bestekar milletvekilleri diye. Ta Manyasi Zadetevfik Bey'den bana kadar böyle ne kadar çok bestekar varmış. Dolayısıyla ben besteciyim. Bunda niye besteciyim diyorum. Şarkı yazarıyım yani besteci deyince. Bunları söylüyorum ama ses sanatçısı da değilim. Öyle bir sesim de yok. Yani ben böyle yorumlar yapıp alıp böyle şarkıları falan değil. İşte Aşık Veysel gibi, Bob Dylan gibi, Leonard Cohen gibi kendim söyledim. Ama başka arkadaşlardan çok zevkle dinliyoruz. Türkiye'den de, dünyadan da. Onun dışında dediğim gibi bir de tabii yazarlık. Daha çok yazarlık artık. Daha çok romanlar ve yazılar üstüne yoğunlaşmış durumdayım. İşte onu geçti zaten romanlar. Valla sıkı takip ediyorum. O zaman şeyle devam etmek istiyorum. Yani tabii ki pek çok alanda, sanatta da böyle oldu. Ha, siz bir şey söyleyeceksiniz galiba. Çok Kültür, pardon. hayır, kültür tanımı sormuştun da onu unuttum, kusura Evet, bakma. ben de ona yeniden bağlayayım. Acaba dedim, dağıldı mı Yok. kafanız? Sorun değil. Dağınık değil Lütfen de devam. spesifik konuyu aldığım için öyle oldu. Kusura bakma. Şimdi kültür tanımı Estağfurullah. gerçekten önemli. Şimdi kültürü insanlar genellikle Türkiye gibi ülkelerde bir boş zaman doldurma aracı gibi anlıyorlar. Yani kültür deyince akıllarına kültür sanat işte tiyatro, konser, bir takım böyle resim sergisi falan filan. Bunu da şöyle bir algılamaları var. Efendim insanlar önce ekonomilerini halleder. Ülkeler, mülkeler asıl önemli olan ekonomidir, inşaattır, kalkınmadır. İşte boş zamanlarında da böyle eğlenirler. Öyle değil. Kültür bütün insan ilişkilerinin üzerinde yükseldiği bir kaide, bir heykel kaidesi gibi. Yani biz bu ülkede böyle politika yapıyoruz, böyle bina yapıyoruz, böyle tartışma yapıyoruz. Kanada'da bambaşka şekilde yapıyor. Fransa'da bambaşka şekilde yapıyor. Bu işte bizi yetiştiren temel olarak bir insan toplumu kültürü. İkincisi de ülkemiz
dinimiz, içine doğduğumuz kültür, bu bizim bütün hayatımızı, ilişkilerimizi etkiliyor. Hatta ateist olsak, mesela Yahudi bir ateistle Müslüman bir ateist farklıdır birbirinden. Çünkü iki ayrı kültür içinde yetişmişlerdir. Dolayısıyla kültür bizim temelimizdir. Bu yüzden mesela Mustafa Kemal'in çok sevdiğim sözü, Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür. Ya böyle laf diye geçilmiş bir şey değil, bunu düşünmek lazım. Bu ne biliyor musunuz? Yani yıllarca kul olmuş insanlardan yeni bir yurttaş yaratmak. Aynen Fransa ihtilali etkisi de oldukları için zaten o kuşak, sitoyen yaratmak. Neyle yaratmak? Kültürle, yeni kültürle. Aynı şey mesela Che Guevara da yazmıştı. Yeni insan yaratmamız lazım diye. Dolayısıyla kültür o kadar önemli bir konu ki bizim her şeyimiz. Ve maalesef ideolojiler bu kültürü, yerel kültürü aşmaya yetmiyor. İşte hangi ideoloji olursa olsun, komünizm olsun, sosyalizm olsun, faşizm olsun. Mesela İtalyan faşizmi ile Alman faşizmi birbirinden ayrıdır. İspanyol faşizmi ile Alman ayrıdır. Bunu George Orwell çok güzel anlatır Romançlı Katalonya romanında. Evet, nüanslar var oralarda. Var. Tabii ki sosyalizm, Kamboçya sosyalizmi ayrı, Fransa da ayrı. Yani o milli karakterleri ve kültürü değiştirmeye yetmiyor ideolojiler. Esas olarak biz hepimiz o kültürün üzerinde oturuyoruz. O bakımdan kültür bence temel. Yani bunu böyle algıladığımız zaman bakış açımız tamamen değişiyor tabii. Çok haklısınız. Hakikaten yeni bir insan yaratmak aslında belki de insanın dönüşümünün çok özü ve temelinde duran bir şey. Bir sürü şeyle ilgili hakikaten. Özel ilişkilerinizle ilgili, arkadaşlığınla da her şeyi etkiliyor. Komşuluğunu, hepsiyle çok alakalı. Mesela iletişimi çok belirleyen bir şey kültür. Mesela şunu da söyleyeyim biz. Türkiye'de biz mesela çok değişik halk grupları yaşıyor. Dün okuyordum, Osmanlı ilk meclisinde 14 değişik dil konuşuluyor. 14 dil konuşuluyor. Birbirini bazıları anlamıyor ilk mecliste. Şimdi Türkiye'de tabii etnik gruplar var, halklar var, diller var. Kürtçe var, ondan sonra Lazca var, Ermenice var. İşte Türkçenin dışında birçok dil var. Ve başka kökenlerden gelen insanlar da var. Ama davranışlar giderek birbirine benziyor. Yani şu ülkede baktığın zaman aşağı yukarı herkes birbirine benziyor. Refleksleri, sinirli oluşları ya da ne bileyim olaylara yaklaşımları farklarla birlikte. Demek ki bizim hepimizi kapsayan bir şey var burada. Yüzyıllarca içine doğduğunuz bir kültür var. Bu bir kader gibi bir şey. Yani bunun dışına çıkamazsınız. Okyanus aşın, başka ülkeye gidin gene değiştiremezsiniz. Çünkü siz buzuk. Evet, evet çok haklısınız. Peki kültürle beraber mesela birazcık şeyi de bugünün belki kültür ortamını ya aslında pek çok alana, sahaya, sektör demeyi ben sanatla ilişkilendirmeyi çok doğru gelmiyor bana. Biraz hoşlanmıyorum galiba şahsen en azından. Ama yani hayatın hemen hemen her alanında rekabet çok teşvik edilen ve aslında olağan bir şeye dönüştü. Aslında kültür ve sanat hayatında da böyle. Şimdi buradan bakınca işte Yaşar Kemal'le dostluğunuza siz de bugünden buradan baktığınızda yani nasıl bir ilişki vardı, nasıl bir dostluk vardı aranızda? Mesela rekabet sizin dünyanızda nerede duruyordu? Sizi nasıl etkiledi yazmak konusunda? Bir kere Yaşar Kemal'le rekabet olur mu? Benim hocam, ustam, yani ben onunla nasıl rekabete girerim o devle? Hiçbir zaman öyle bir şey olmadı. Ama daha bir şey söyleyeyim. Yaşar Kemal'in 44 yılımız geçti. Herhangi bir kişiyi, bir sanatçıyı, bir yazarı kıskandığını görmedim. Yok, kıskanmaz. Nazım Hikmet'in de böyle bir yazısı var. Ya kıskançlık ne demek? Ben bunu anlamıyorum diyor. Ne demek? Hatta ilginç bir anekdot anlatayım. Yaşar abi bir onu çok kıskandığını duyduğu bir yazar arkadaşına, yani orada burada aleyhinde konuştuğunu duyduğu bir yazar arkadaşına demiş ki, onun adını vermeyeyim tabii ayıp olur, demiş ki ya niye böyle konuşuyorsun ya demiş, biz arkadaş değil miyiz? Kıskanıyorum Yaşar ya demiş, elimde değil, kıskanıyorum. O da demiş ki ulan Tolstoy'u kıskan, Dostoyevski'yi kıskan, beni ne kıskanıyorsun? Şimdi o kadar ilginç şeyler ki bunlar, büyük sanatçılarda benim birlikte yaş mesela
Theodorakis'in kimseyi kıskandığını görmedim. Elia Kazan'ın kimseyi kıskandığını görmedim. Abidin Dino'nun hiç kimseyi kıskandığını görmedim. E işte Nazım Hikmet öyle, Yaşar Kemal böyle. Yani işini iyi yapan ve bu işiyle meşgul kafa zaten düşünmez. Bana şey gibi geliyor, aynı dalda iş yapan bir arkadaşının eserini bırak halk değerlendirsin, bırak eleştirmenler değerlendirsin. Onu sen saldırdığın zaman zayıflığını ortaya koyuyorsun. Çok zayıf bir şey, çok da alçaltıcı bir şey bir sanatçı için başka bir sanatçıya saldırmak. İşte Salieri Mozart'a saldırıyordu. Niye? Çünkü o kadar kabiliyetli değil. Şimdi bütün çağlar bunu görüyor. Ama yalnız Yaşar Kemal'le ilgili bu anılar değil. Tabii şunu da söyleyeyim. Kültür ortamımız, çok haklısın, sektör dememek lazım. Çünkü sektör kapitalizmin, yani dünyamızı mahveden, ekolojimizi mahveden, kültürümüzü, insan ilişkilerini, kültürleri öldüren, dünyayı standartlaştıran, yerel kültürlerin, her şeyin düşmanı olan kapitalist sistem sanatı ve kültürü de tabii bu hale getirdi. Mart başında benim Amerika'da Serenat romanının İngilizce baskısı çıktı. Orada işte bir basın toplantısı ve kitapla ilgili bir parti verildi. Daha sonra da Columbia Üniversitesi'nde bir sağ olsun İpek Cem bir söyleşi yaptı benimle seyirci önünde, Amerikalılar önünde. Orada da ben bunu anlattım, basına da anlattım Amerika'da. Bu tamamen sakat bir çağda yaşıyoruz. Çünkü mal satmak için çeşitlendirmek diye bir şey var. Yani benim yaşımdakiler daha iyi hatırlar. Eskiden bir tek sabun alırdık, bir tek diş macunu nedir bir tane markası vardı işte gider alırdık. Şimdi markalar çoğaldığı gibi kendi içlerinde de çeşitleme bakıyorsun. Evet. Aynı şey 80 tane 100 tane değişik renklerde cicili bicili bu işte adaçaylı bu bilmem ne bu bilmem ne. Yani ne kadar çok türe bölersen o kadar çok satıyorsun, insanların aklını bozuyorsun. Hadi bu diyelim ki mal satışında böyle. Peki şeyde? Sanatta, edebiyatta, hele edebiyatta hiç yapılmayacak bir şey bu. Edebiyatı janra böldü Amerika. Janrlar vardır diyor. Bu polis romanı, bu korku romanı, bu gerilim romanı, bu edebi roman, bu romans, yani bu aşk romanı. Bu seks romanı, bu bilmem ne. Tabii şöyle bir çerçeve çiziyor, bunun içinde diyor bunu. Ya ne demek roman romandır. O kadar etkiliyorlar ki dünyayı, Rusça'ya çevrildiği zaman kitaplarım, işte orada da konuşuyoruz Pravda'yla, gazetelerle falan, radyolarda. Diyorlar ki bana, bu kitabın, sizin bu kardeşimin hikayesi ilk çıkmıştı, bu kitabınızın janrı ne? Dedim ki ben buna o kadar çok üzülüyorum ki, edebiyatın başkenti ya burası. Yani Tolstoy'ların, Gogol'lerin, Dostoyevski'lerin ülkesinde janr diye bir şey olabilir mi? Mesela, bir ölü var, cinayet var ama kim öldürdü sorusu var. Bu dedim şimdi polisiye roman diyeceksiniz. Alın o zaman Karamazov kardeşler. Karamazov kardeşler kim yaptıdır ama bu şimdi polis romanı mı diyeceğiz buna? Büyük edebiyat her şeyi kapsar. Hayata ve insana dair olan her şeyi kapsar. Ama bunu o kadar böldüler, parçaladılar. Bir de bütün bunların içinde edebi roman diye bir küçük oyun yarattılar. Bu halk için değil, onlar da öyle diyor zaten. Bu sadece eleştirmenlerle, ajanlar ve işte bir takım böyle entelektüel küçücük çevreler içinde geçen bir oyun. Zaten şuna getirdiler, eğer halk okuyorsa, yazdı bunu bir Amerikalı yazar, eğer halk okuyorsa bu işte edebiyat değildir. Peki o zaman Dickens'ı ne yapacağız? Halk nasıl okuyordu? Evet. Deli gibi okuyordu. Balzac'ı ne yapacağız? Dostoyevski'yi ne yapacağız? Tolstoy'u ne yapacağız? Bunlar dönemlerinin en çok okunan yazarları. Bu dertliyim bu konuda da onun için sordun. Daha da anlatabilirim ama bu kadar. Bu sanırım sadece edebiyat için de bu tartışmayı açmayız yani. Diğer yani müzik için de mesela bunu açabiliriz. Yani siz söyleyince mesela ben şu ana kadar bunu düşünmediğimi fark ettim. Çünkü hayatımızda çok yerleşmiş bir şey artık bu. Tür, jan tür meselesi. Hani çok artık ön kabul hepimizde. Evet polisiye roman vardır, aşk romanı vardır. İşte şu tarz vardır, bu tarz müzik vardır. Hani bu ayrım üzerine düşünmediğimi yani, fark ettim. Tabii bir daha söyleyeyim mesela. O zaman Anna Karenina'yı aşk romanları rafına koyacaksın. Suç ve Ceza'yı ve şeyi Karamazov kardeşleri polisiyelere koyacaksın.
Öbür babalar ve oğulları aile hikayelerine koyacaksın. Ya böyle bir şey olur mu? Böyle bir dünya mı var? Yani nasıl olabilir bir sanatçının yaratısını böyle kısıtlayabilirsiniz? Yani çok yalnız bu türler meselesinde bizim bir de özel durumumuz var. Müzikte dedin ya, istersen oraya geçelim şimdi. Bütün dünyada senin dediğin gibi mesela müzik, türkü, şarkı. Yunanlar mesela tragedi der. Laik de halk demektir. Laiki tragedi deyince bizimkiler gibi laiklerin şarkısı anlaşılmasın. Halk bizim halk demektir. Şimdi çok basit. Laik halk, laikos. Halk mı? Kilise mi demişler adamlar? Laiklik çıkmış. O kadar büyük şeye de lüzum yok. Neyse tragedidir. Öbürü de tragedya. Tragedya'da söylenen tragedidir. Fransa'da şansondur. Almanya'da lead'dir. İngilizce'de song'dur. Değil mi? Bütün dünyada böyle. Bizde bir kere şarkı ve türkü diye ayrılır. Neden? Çünkü Türkiye, Anadolu'daki Türk'ten, Alevi Türkmen'den gelen Türkiye. Öbürü şarkı, Arap'tan, Fars'tan gelen. Zaten baştan iki bölmüşüz. Bir de Kürdi var. Makamlarımız da var biliyorsun. Zaten biz başta şarkı bile diyemiyoruz. Üç tane ayrı isim söylemememiz lazım bunun için. Biz kültür dualizminden daha da öte, daha çoğaltmasından geldiğimiz için bizde zaten bölünme vardı. Ama bu dönem daha da böldü. Biraz galiba o toplam dünyadaki siyasal etki bu ayrımların altını çizdikçe çizdi. Ama tabii yani sanata böyle bakmak, mesela şarkı demek, ne bileyim, biz mesela şarkıcı ve besteci, şarkıcı ve müzisyen, bunlar bile bizde ayrı. Hani bazen insan onlar düşünüyor şimdi, enstrüman çalıyorsa müzisyen demeliyim değil mi falan. Hani bu bunları falan hesaplıyor. Sahiden böyle tabii, kavramsal, ama evet. Bunlar üzerine bence çok düzenli çalışmalar ve düşünmeler de zayıf. Hani mesela keşke böyle bir şey de yazsanız, kültür teorisi ya da kültür tartışmaları üzerine. Yazıyoruz tabii de, bakın bu çok önemli bir şey. Bu sadece müzik halkın doğrudan göstergesidir. Yani müzik hemen kitap gibi uzun vadeli değil, hemen halkın eğilimlerini gösterir. Zaten birbirine karışmadan akan nehirler bunlar. Şarkı. Mesela biz Osmanlı Sarayımız diyoruz. Osmanlı Sarayı'nda saz yok ki. Bağlama bizim milli enstrümanımızsa. Yani nerede? Bir kere 600'de saz girmez oraya. Türkü girmez. O Anadolu Türkmenine aittir. Şarkı girer, şarkı. O da bambaşka bir şey. Kürdi bambaşka bir şey. Zaten biz kültürel olarak ayrı kökleri zaten ayırmışız. Fakat daha da önemlisi bunun, bunların hepsi zenginliktir. Bunların hepsini korumamız gerekiyor elbette. Yani bu ayrım varsa olsun, yani onu da koruyalım. Fakat besteci ve solist ilişkisi de çok ilginç. Şimdi beste kalır. Solistler değişir. Çok parlak sesleri olan insanlar çıkar. Aynı besteleri genellikle tekrar ederler. Mesela radyolarda duyduğumuz zaman Hacı Arif Bey'in şarkısı diyoruz değil mi? Besteci kaç yüzyıl önce? Dede Efendi'den bir şarkı diyoruz. Şimdi onu bir dönem Münir Nurettin okuyordu. Daha önce Hafız Burhan okuyordu, Münir Nurettin okuyordu. Daha sonra işte diğer solistler okuyordu. Sonra Tarkan okuyordu. Daha sonra başkaları okuyacak. Yani o besteyi okuyan parlak sesli solistler var. Müthiş yorumcular var. O yoruma giriyor, yorumcular. Bir de böyle eseri yazanlar, ortaya koyanlar var. Eğer halk tutmuşsa, eğer halk benimsemişse onu, bu benden demişse, o besteler yaşar, yüzlerce yıl yaşar. Yoksa zaten hiç ortada kalmaz. Yani dediğin çok doğru. Biz müziği, sadece müzik eğlence aracı değildir müzik. Müzik bir halkın ruhunu anlamanın yoludur. Edebiyat da bir halkın ruhunu anlamanın yoludur. Onun için milli edebiyat denir Batı'da. Şimdi bütün bunları düşündüğün zaman kültür üzerinde kafa da çok yorulmuyor sahiden. Daha böyle sati, daha yüzeysel alınıyor işler. Ne bileyim, bu konularda ben çok konuşurum. Nerede durmam gerektiğini sen bana söyle. Ben de çok sorarım ama birazcık daha güzelleştireceğim soruları yeniden edebiyata. Ben tabii sizin özellikle son adayı, işte Mutluluğu falan okuyalı yıllar olmuş. Hani yeniden program öncesi böyle dönüp hatırlamaya çalıştı. Aklıma son adadaki o ütopik atmosfer, o distopyaya dönüşen hikaye geldi ve o gün orada anlattığınız, o kitapta anlattığınız, sezdiğiniz şartlar aslında bir otorleşmeye dair de ciddi uyarılar da barındırıyordu diye düşünüyorum. Sonra da evet. Şimdi baktığınızda nasıl çağrışımlar varmış sizce?
Valla sona da benim için de yani yazdım ama bir şaşırtıcı bir kitap oldu. Çünkü ağaç kesme yüzünden başlayan yani bir adaya hakim olan bir diktatörün ağaçları kesmesinden başlayan bir kavga. Daha sonra martılar öldürülüyor falan filan ve bununla başlayan bir kavga. Bu Gezi'den çok önce daha Evet, sonra hatırlıyorum. bakıyorsun aynı olay oldu Türkiye'de. Yani ağaçlarla başlayan bir mücadele. Dolayısıyla romanın güncelliği yakalaması böyle oluyor. Yani sen bir olay oldu hemen oturup 10 günde romanı yazayım, 5 günde de basılsın diye bir şey olamayacağına göre sizin yazdıklarınız toplumun eğilimleriyle birlikte olaylar da ona göre geliyor ve birleşiyor olaylar. O bakımdan ben çok yaşadım romanlarımda bunu. Sonra da bence bir distopya olarak maalesef Türkiye yalnız Türkiye'nin gerçeği değil, dünyanın da gerçeği. Şimdi Amerika'da Trump, bakın mesela o kitaptaki adam gibi yani aynen öyle. Dünya öyle bir çağa girdi. Çok tuhaf bir bu temsili demokrasilerin yıllardan beri hepimiz biliyorduk bunun yürümeyeceğini. Halkı manipüle ederek gelen bir takım seçimler sonucunda gelenlerin böyle popülist politikalara gideceğini. Ama yani bunun doğruları söylemenin faydası uzun vadede oluyor, yakın vadede olmuyor. Mutlaka değiştirecek dünya bunları. Çünkü şu andaki seçimler bütün dünyada seçilmiş krallar yaratıyor. Bir kere Doğru. seçim aldıktan sonra kral yetkileri kullanmaya başlıyorlar. Hatta bizde daha fazla, padişahlarda bu kadar yetki yoktu. Kesinlikle çok haklısınız. Ben hep şey söylüyorum yani Osmanlı'nın özellikle hani bir döneminin çok kültürlü ve daha ufku açık bir siyasi hat izlediğini teslim etmek gerekir. Yani en azından resmi tarihte de yazmayan bizim okuduğumuz Osmanlı tarihinde, alternatif tarihte bile bunun izlerini sürmek mümkün. Tabii ama Bir de bakın bu Osmanlı, pardon. tabii, Pardon. lütfen lütfen. Öyle mi? O zaman su küçüğün sözü. Şimdi Osmanlı'da tabii biraz önce söyledim 14 dil konuşulan bir parlamento düşünebiliyor musunuz? 14 dil konuşuluyor. Hepsinin hakları var. Herkesin kendi şeyi var. Pomakça'dan bilmem ne. Şimdi Osmanlı'da mesela 33 yıllık Abdülhamit dönemini alın. Ben Abdülhamit üzerine bir kitaba çalışıyorum 4 yıldır. İngiltere'de araştırdım, Fransa'da araştırdım, Türkiye'de tabii çok araştırma yaptım. Yani bir romanda verilmez ama sonunda kaynakça vereceğim yüzlerce kitap. Peki bakın, o dönemde aydınlar üzerinde tabii müthiş bir sansür var. Acayip. Yıldız desen yasaklanıyor, burun desen yasaklanıyor falan. İnanılmaz bir korku, vehim. Bir yanda biraz da haklı tabii. Ondan dolayı yasaklanıyor ama yazarlar üzerinde böyle baskı yok. Yani alın şunu hapse atın, alın bunu süründürün zindanlarda değil. Ne yapıyor? En fazla sürgüne de gidiyor, gönderiyor. Sürgün tabii ağır bir şey ama çoğuna da maaş bağlıyor, bir mevki veriyor. Namık Kemal gibi insanlara, muhaliflere. Yani muhalifleri öldürtmek, Mithat Paşa olayı soru işaretidir. Onu çıkarıyorum. Onun dışında zaten 5 idam oldu. Sadece 5 idam oldu şeyde 33 yılda. Ve aydınları da böyle ezilmedi, öldürülmedi, hapislere tıkılmadı yıllarca böyle mahzenlere. Ama arkasından İttihat Terakki gelir gelmez hem muhaliflere hem herkese katliama başladı. Şimdi dolayısıyla biz resmi tarih dediğinize de iyi iyi bakmamız gerekiyor. Evet. Çok 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 haklısınız yani. Resmi tarih, hatta alternatif tarihe de iyi bakmak. Orayı da birkaç kanaldan okuyup Tabii. bir kıyasa Yok. oturmak daha sağlıklı oluyor. O kadar önemli şeyler söylüyorsun ki böyle girmek ihtiyacını duyuyorum. Alternatif tarih dediğiniz de bir nevi resmi tarihtir. Çünkü neden? Benim en çok tarihte iki tane çok önemli konu var tarih. Benim de çok uğraştığım bir alan yani 50 yıldır tarihle uğraşırım ben yani mesleğim değil ama 50 yıldır tarihle uğraşırım. İki tane mesele var. Bir tanesi bu Hans-Jörg Gadamer vardır. Halil İnalcık Hoca'dan ben ilk öğrenmiştim. Büyük bir Alman tarihçisi. Hermenötik teoriyle yani o dönemin ilk kaynağa gitmek ve o dönemin zihniyetini içinde kavramak her olayı. Bugünün değer yargılarıyla geçmişi yargılamamak gibi kabaca anlatabiliriz. Ama daha da önemlisi bir şeyi düşünüyorum. Tarih bir aksiyon ve reaksiyon. Bütün insan ilişkileri öyle değil mi? Evlilik öyle, iş yeri öyle bir şey yapılıyor. Karşısına da bir reaksiyon geliyor, dalga gibi. Şimdi siz birçok tarihçi görüyorum. Tarihi bir noktada sıfırlıyor, oradan sonrakileri yazıyor.
Ondan sonrakileri yazdığı zaman da anlaşılmıyor davranışlar. Niçin böyle oldu? Şimdi yani bir tane bizim en yakın örneğimiz. Şimdi Kurtuluş Savaşı verildi. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra da biliyoruz hepimiz bir Türkleştirme kampanyası başladı falan. Şimdi sadece oradan başlarsanız ya bu insanlar deli miydi, niye böyle yani gökyüzünden böyle mi geldiler falan diye düşünürsünüz. Ama aksiyon reaksiyon olarak bakarsanız daha önce bütün büyük devletlerin Osmanlı'yı nasıl parçalama planları yaptıkları, hatta parçaladıkları, İstanbul'u işgal ettikleri, Anadolu'nun her yerini işgal ettikleri, İngiltere Başbakanlığı'nın Orta Asya'ya sürmek lazım bu ülkeleri diye böyle bir yok ettikleri, yani yok olmanın bir reaksiyonu bu. Sen beni yok ediyorsan, öldürüyorsan ben de yani nefsi müdafaa gibi. Ama sonra o iktidar olunca yaptığı yanlışlar, hatalar, insan hakları ihlaller o da başka bir şey, o da tartışılır. Ama yani bu bir akış. Akışı bir yerinden kesip de ben buradan alternatif tarih yaratıyorum diyemezsiniz. Mümkün değil. Bir de galiba zaten hani bütün tarihler gene de var olan kaynaklara, var olan belgelere, belki hani kimisi daha çok ya da daha çok yönlü olanı ulaşıp onu ele almayı tercih ediyor. Kimisi kimilerini sadece görmeyi tercih ediyor. Ben burada hemen bir mesela romanlarımızda işte kadın cinayetleri de var, otoriterleşme de var. Yani pek çok mesele var. Bunu bir toplumcu gerçekliğe damar taşıdığı gibi bir ifade mesela siz kullanır mısınız? Bir de toplumcu gerçekçi damar gücünü koruyor mu? Bu başka bir şeye dönüştü mü? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ben toplumcu gerçekçilik akımını, ki belli bir dönemin akımıdır sosyalist realizm, Rusya'da daha çok Stalin döneminde Vujudanov'un kültür politikalarıdır ve belli bir toplumu yönetmek için sanattan yararlanmak. Ben buna hiçbir zaman inanmadım. Böyle amaçlı mesajlı roman olmaz. Roman roman olmak zorunda. Konçerto konçerto olmak zorunda. Resim resim olmak zorunda. Kendi kuralları içinde de devrim yapmak zorunda. Yani hem gelenekten yararlanacak hem de ona karşı çıkacak ki yeni bir şey yaratsın. Burada içinde yaşadığı ton, burada yaşıyoruz hepimiz, etkileniyoruz. Sorunlar, kaybolan kızlar, öldürülenler, işte Gülistan Doku kayıp, Rabia Naz cinayeti. Ya bunlardan tabii ki etkileniyorsunuz ve bunları yazacaksınız. Ama bu sosyalist realizm demek değil. Ben o tarz bir edebiyata hiç inanmadım. Yaşar abi de inanmazdı, çok konuşurduk bunu. O bambaşka bir, yani o yönlendirilmiş politik edebiyat. Bu öyle değil. Yani estetik düzeyde roman yaratmak birinci mesele. Daha sonra da toplumun meseleleriyle ilgilenmek iyi bir şey bence. Ben ilgilenmiyorum diyebilir bir yazar. Beni hiç ilgilendirmiyor ama daha çok yani bu çok gelişmiş ülkelerde olabilir. Bizim gibi bir ülkede zor. Çünkü García Márquez'e çok sorulurdu bu soru. O diyor ki siz istediğiniz kadar ilgilenmiyorum deyin. Gelir bir gün sizin kapınızı birisi çalar ve sizden bir şey talep eder diyor. Bizde de öyle değil mi? İmza ver. Açlık grevi yapmış, oraya git, bunu yap. Yapmak zorundayız. Yani sorumluluk var topluma ya karşı ama bunu kimse görev olarak... Efendim? Önünüze, yani hatta kapınızı çalmasalar bile kendi kendinize kapınızdan, kendi iradenize çıktığınızda önünüze hiç beklemediğiniz bir gerçeklik düşüveriyor. Yani Türkiye öyle bir yer. Tabii. Yani o sorumluluğu siz hissediyorsanız yaparsınız ama bunu. Bunu kimse size görev olarak vermez. Ama sorumluysanız yapacaksınız. Yani bu tamamen içinizden gelen bir şey. Ben yani şey çok komikti. Komik değil, trajikomik. Tabii komik olur mu? Yanlış kullandım lafı. Trajikomik. Cezaevlerinin önüne gidiyorduk. Oralarda elimizde pankartlar falan. İşte içeride olan şey arkadaşlar Silivri'nin önünde soğukta nöbet tutuyorduk. Umut nöbeti. Sonra kadın cezaevinin önüne gittik. İşte arkadaşlarımız oradaydı. Orada bana sordular elimde. Dedim ki ya ben 20'li yaşlarımda yabancılar pen kulüp üyeleri sordu. Ne yapıyorsunuz? Dedim ki ben 20'li yaşlarımda asıl sahnedeydim. Şimdi de 73 yaş, 74 yaşında elimde pankartlarla umut nöbetindeyim. Bu da bir nevi kader. Kader yani. Ne yapacaksın? Ülkemiz bu. Gerçekten bu kader bir yerde bitmeli diye düşünmekle beraber zor, gerçekten ironisi hep hayatımızın böyle bir çapraz ironisi var. Hemen eserlerimi gelmişken şeyi de merak ediyorum. Tabii ki mi? Biz böyle çok pardon. Lütfen. Yok yok.
Soru cevap gidiyoruz da biraz daha şey olsun yani, anekdotlarla falan süsleyelim olayları. Şimdi bak Arthur Köster, buradan bir şey çıkarmak istemiyorum ama hoş şeyler bunlar. Arthur Köster'in 13. Kabile kitabı vardır. Hazar Türklerini anlatır orada. Museviliği kabul etmiş olan bir Türk devletidir. Ve o dönemde orada yaşamış bir Arap gezginin, oraları gezmiş bir Arap gezginin seyyahın anılarını yer verir. O der ki işte bu Türkler böyle bir çadırda yaşarlar, işte eti yarı çiğ yerler, şöyle yaparlar, böyle yaparlar. Ama çok ilginç bir şeyleri var. İçlerinden herhangi bir meziyetiyle biraz sivrilen, öne çıkan bir adam oldu mu bizde çok Tanrı'ya yaraşır diye tutup asıyorlardır. Şimdi Oo. bu bir gelenek mi? Şimdi Nefi, büyük şairimiz Nefi idam edildi biliyorsun. Onun bir lafı var. Nefi der ki Allah Türk'e çeşme-i irfanı haram kılmıştır. İşte ben buna inanmak istemiyorum. Mevlana'da da var bu söz bilmem. Bütün herkeste var. Sanki hani Türk ve kültür yan yana gelmezmiş gibi. Şimdi buna inanmak istemiyorum. Niçin böyle olsun? Bu dil çok büyük yazarlar, çok büyük şairler çıkardı. Ve hala da devam ediyor bir nehir olarak. Niçin böyle olsun ve niye Türk, Kürt, Fransız ya da Alman, niye bir ırk bir suçlamaya tabi tutulsun genellemeyle? Genelleme içinde o da var, o da var, o da var. Ama bu olaylar da var tabii. Çok çok bunu zaten herhalde pek çok ırka halka maalesef mal edebiliriz benzerini, emsalini. Peki sizce romanda prozodi olur mu? Ne? Romanda Alamadım. prozodi olur mu? Prozodi. Evet. Yok. Prozodiyi çok yanlış kullandılar Türkiye'de. Yani sözün müziğe uyum göstermesi, hecelerini falan denir. Ama bir ara TRT böyle yasaklardı herkesin eserini, şu heceyi uzun söylemiş diye. Bunu yaptığınız anda Türkiye'de müzik kalmaz. Hiç kimsenin, yani ne klasik Türk müziği kalır, ne halk müziği kalır, ne İstiklal Marşı bile kalmaz. Bu prozodi diye böyle, yani İngilizlerin bu pop ya da rock müzikleri gibi bir hece bir şey, bir vuruş bir hece, böyle şey olmaz. Alaturka'da uzatır da uzatır, uzatır da uzatır. Körfez'deki dalgın suya bir bak dalgın böyle gider. Onu sen dalgın diyeceksin dersen, dilin sentaksını uygularsan müzik bozulur, başka bir şey olur. Romanda zaten hiç böyle bir şey yok ama romanda dilin ritmi var. Bu çok önemli bir şey. Ritmi, o ritim böyle, yani sadece yazılan değil, yazılmayanı da hissettiren, mesela Hemingway'de olduğu gibi satırların arasından hissettirilen bir şey var. O ritmi ben çok önemsiyorum. Romanda dil ritmi önemlidir. Yaşar Kemal de bunun büyük üstadlarından tabii. Bilge Karasu da dil çok gelişmiştir, çok güzeldir mesela. Yusuf Atılgan da öyledir. Bizim, yani dediğim gibi çok zengin bir dil Türkçe edebiyat bakımından. Şimdi siz böyle arada şeyden de rock müzikten de örnek verince şeyde düşünüyorum. Mesela Zülfü Livaneli bugünlerde kimleri dinliyor? Yeni kuşak müzisyenleri izliyor mu? Yeni müzik akımlarından var mı ilgisini çeken? Ne bileyim mesela bir şarkısı elektronik altyapıyla yorumlansın ister mi falan böyle meraklarım var. Tabii. Yapıldı da zaten, yani benim eserleri rock grupları Türkiye'de ve yurt dışında uyarladılar. İngiltere'de bir kulüpte duydum mesela, bu Leylim Leyi tamamen bir club versiyonu yapmışlar. Bütün dünyada çalıyor. Çok meşhur bir DJ var Fransa'da. Onlar yapmış, yani bunlar yapılıyor. Tabii ki ben müzikte sonsuz özgürlükten yanayım. Herkes her şeyi denesin. Başka elbise giydirsin melodilere. Benim melodilerime İspanyollar başka elbise giydiriyor, Yunanlar başka elbise giydiriyor. Ne kadar güzel. Ayrıca caz versiyonları, rock versiyonları da yapıldı. Hatta Amerikalı sanatçılar söyledi. Bunlar çok güzel bir şey. Bizim de müziğimizi dinliyorum tabii ve çok güzel denemeler var. Bizim dönemimizde deneme neredeyse yok gibiydi. Böyle adım 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 biz bunu inşa ettik. İşte Cem Karaca arkadaşım, Barış Manço arkadaşım, diğerleri falan. Bunları böyle adım adım kurduk. Fakat şimdi deneme, Karadeniz'den ne gruplar, Lazlar, Lazutlar, Kürt müzikleri, ondan sonra acayip şekilde yerel ağızlar, yerel şiveler, yerel enstrümanlar, şelpeler, bozlaklar. Yani bu zengin kültür şu anda fışkırıyor gençlerden. Ben de buna çok memnun oluyorum. Çünkü bu
non-tangible culture dediğimiz, yani bu somut olmayan kültür, demek ki kaybolmamış. Bunca yılın bu resmi politikaları, ki radyoda, TRT'de biliyorsun yani bu müziğin canını almak için her şeyi yaptılar. Standartize ettiler. 30 sazla birden hiçbir lokal renk bırakmadılar ama işte gitmemiş. Kültür böyle bir şey. Anadan oğula, babadan oğula, ondan ona, ondan ona geçen bir şey. Ne güzel anlattınız vallahi. Bazen peşine soru sormakta zorlanıyorum. Dalıyorum, kaptırıyorum. Bu arada son albümünüzün üzerinden de tabii yıllar geçti. Siz söylediniz hani daha çok edebiyat ağırlıklı hayatınıza devam ettiğinizi, ama tabii yani bizim gene de böyle beklentilerimiz ve meraklarımız sürüyor. Yani yeni bir albüm hazırlığı var mı? O Saygı albümünden sonra sizin yine söyleyeceğiniz ya da bestelerinizin olacağı. Hiç yeni beste çalışmanız var mı mesela? Şöyle, İnsan düşünüyor söyleyeyim. Evet, şimdi Nazım'ın bir şiiri vardır. Ben artık türkü dinlemek değil, türkü söylemek istiyorum diye. Bende de tam tersi. Ben artık türkü söylemek değil, türkü dinlemek istiyorum. Benim dediğim başından beri söylüyorum. Bestelerimin, şarkılarımın başka seslerde yorumlanması benim çok hoşuma giden bir şey. Başka dillerde yorumlanması. Dalara söylüyor Yunan televizyonunda. Mest oluyor. Στο κημητήρι, αχ, πικρή βροχή, κάνε να μη σβήσει τούτο το κερί. Maria del Mar İspanya'da söylüyor. Bizim Türkiye'de, yani düşünün Zeki Müren'den tutun, tabii Sezen Aksu elbette içinde, bir herkes söyledi benim şarkılarımı, söylemeyen kaydetmeyen yok. Şimdi de son yıl bir turne yaptık. Rengim Gökmen, Türkiye'nin Medarı İftarı Orkestra Şefi, Büyük Hoca. O, Tevfik Rodos arkadaşımız, solist İzmir'den, opera solisti. Onun önerisiyle bir senfonik konserlere başladık. Ve ben dedim ki ben söylemeyeceğim, dinleyeceğim. Ama arada parçaların hikayelerini anlatacağım. Önce nasıl olacağını biz de bilemedik. Koskoca bir senfoni orkestrası. 3 muazzam solist ve ben de orada arada çıkıp hikayeleri anlatıyorum. Acı hikayeler var, tatlı hikayeler, anekdotlar, Uğur Mumcu'yu anlatıyorum, diğer şeyleri anlatıyorum. Karlıkay Norman'ı nerede nasıl yazdığımı anlatıyorum. Leylim Leylim de başına gelen. Belki Memikoğlu'la evet. ilgili anlattığı o konserlerden biri miydi? Belki evet, onlardan birinde. Memik Oğlan'ı mesela Ülkü Tamer, sevgili büyük şairimiz rahmetli, onun şiiri üstüne yapmıştım. Fakat orada 14 yaşında ölen bir çocuktan bahsediyor, kaşlarından bahsediyor. Ya nasıl bir şey, doğru, hayat geldi geldi geldi, Berkin'den çok önce yazılmış bu parçayı maalesef doğruladı. İstanbul Harbiye'de bunu söylerken Berkin'in anne ve babası oradalardı, hep birlikte gözyaşı döktük. Sahne ağladı, seyirci ağladı, onlar ağladı. Kurşun gelmiş kaşlar.
Antakya'da Ali İsmail'in annesi babası geldi. Diğer arkadaşların orada katledilenlerin, ya bu böyle ne acıdır ya, niye ağıt söylüyoruz? Yani bu Yiğidim Aslan'ın burada yatıyor, herkesin ağıtı oldu. Ben istemiyorum artık, bunlar müzelik olsun, söylenmesin. Ne kadar acı var bu memlekette ve hala devam ediyor. Bir de şu dikkatimi çekiyor benim, bakın. Politika ayrı bir şey. Parti, bunlar tamam. Bütün dünyada böyle ama ya bunların hepsinin dışında bir vicdan diye bir mesele var. Yani niye yani insanların içi yanmaz Rabia Naz, babası çırpınıyor yıllardan beri, ya benim çocuğum öldürüldü, niye üstünü örtüyorsunuz diyor. Yanıyor. Ehim bu Gülistan doku kaç gündür kayıp, kaç yani kaç aydır kayıp. Ya ne oldu bu genç kız, bir anda ortadan buhar mı oldu? Niye şüphelileri, sorumluları tutuklayıp da sorguya çekmiyorsunuz? Yani diğer kadınca Şule Çet cinayetinde, diğerlerinde, yani ya bırak, bu politika değil artık. Yani kadın cinayetleri politiktir ama bunlar tek tek senin insan olarak, ya için sızlamıyor mu ya? Çoluk çocuk sahibisin. Hepsine tek tek bunları sormak isterdim ben. Niye bu cinayetlerden yanasınız? Niye örtbas ediyorsunuz? Niye yasalar koruyor bu insanları, töre cinayetini yapanları ya da diğerlerini? Yani sonuçta çok büyük bir politika varsa kadın hayattan çekilsin, evinde oturup sadece çocuk baksın, dışarı çıkarsa işte başına bu gelir falan filan diye. Aa, bu korkunç bir şey o zaman. Yani bu bizim Avrupa'da oy verme hakkını en erken elde eden, İsviçre'den erken elde eden kadınlarımıza bu kadar büyük bir kötülük yapılır mı kaç yıl sonra? Ama bunu bizim kadınlarımız yaptırmaz. Senfoni orkestralarımızda biz çalışıyoruz, kadın daha fazla. Genç kızlarımız daha fazla. Akademiyada daha fazla. Yani biz bu hale gelmişiz. Bu noktayı katiyen bırakmayız yani. Hiçbir zaman bırakmayacağız. Tabii ki. Yani sizin de aslında konuşmamızın başından beri söylediğiniz gibi devinim geriye doğru olmaz. Devinim hep ileriye doğru olur ve yani kadınlardan artık bunların hiçbirini geri alamazlar yani. Daha ileriye gideceğiz ama daha geriye asla yani. O kesinlikle. Nehirler tersine akmaz. Nehirler tersine akmaz. İnsanlık da geriye gitmez. Ben bu soruyla yurt dışında hangi ülkeye gitsem, kitabımla ilgili Çin'e, Amerika'ya, Rusya'ya, İtalya, nereye gitsem bu soru geliyor. İnsanlık için umutlu musunuz? Bizim üniversitelerimize de bu soru geliyor. Ben de diyorum ki bakın, insanlık bir canlı organizma olarak kendini öldürmez. Her canlı organizma gibi kendini yaşatacak ortama doğru akar. Ama bu lineer, dümdüz bir gidiş olmaz. Zikzaklar var hayatta maalesef. Bazen insanlığın çok felaketli bir dönemine rastlar insan ömrü. Ne sınırlı. Eğer o döneme rastladıysa dersiniz ki dünya kötü ve kötüye gidiyor. Eğer yükseliş dönemine rastlamışsanız iyi. Mesela 1900 başlarında doğan bir Alman olsanız, Birinci Dünya Harbi, İkinci Dünya Harbi, Adolf Hitler, ya dünya bitti, mahvolun. Stefan Zweig gibi intihar edersiniz. Ama 1960'da doğmuş bir Alman olsanız ne güzel dersiniz, işte ya gidiyor hayat, ne güzel kalkınıyoruz. Dolayısıyla İbn Haldun'un düşüncelerinden çıkarılan, tam ona ait olmayan ama düşüncelerinden çıkarılan coğrafya kaderdir lafı var ya, buna bir de dönem kaderdir eklemek lazım. Dönemdir kader. İkinci Dünya Harbi'nde Avrupa yıkılırken Türkiye sulh sükun içindeydi. Ama şu an tabii değişiyor yani. Olaylar dönemlere göre değişiyor. Yani insanlık iyiye gidecektir ve gider. Bakın kölelik bir biçimiyle ortadan kalktı. Yani şu anda Roger Floyd'un öldürülüşü kadar korkunç bir aşağılık olay. Ama dünyada da milyonlarca insan bunu protesto ediyor. Orta çağ köleliği gibi değil. Şehrin ortasına, Paris'in ortasında giyotin meydanı yok, şakır şakır kellelerin düştüğü. Çok ağır ilerliyor ama insanlık ilerliyor. Evet, evet, haklısınız. Son olarak gene böyle bir sanat meselesiyle ilgili kapatmak istiyorum. Düşündüğünüzü de merak ediyorum. Yani şimdi gelecek ve hayaller deyince, başta da söylediğiniz kültür insanı ve insanlık açısından çok dönüştürücü bir malzeme, araç. Yani yerel yönetimler, daha doğrusu sizin geçen gün bir röportajınızı dinlediğimde aklıma geldi. İşte çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Konser mekanı kalmadı. Yani hani şu an sağlık şartlarında hiçbir şekilde konser yapılamıyor ama genç müzisyenler için cidden çok acıklı bir şey o yani. Hani Kuru Çeşme Arena yok, o yok, o yok, o yok. Hepsi yıkıldı, otel yapıldı, bilmem ne falan. Hepsinin üstüne beton döküldü.
Yeni Şimdi konu. bir siyaseti kültür politikasıyla bağlayalım istiyorum. Siz yerel yönetimlerin kültür sanat politikalarına dair mesela hayal kuruyor musunuz? Burada beklentiniz var mı? Yani toplamda hepimize dair, memlekete dair demek istiyorum. O yüzden Evet. böyle Şimdi sordum yani. konser verilecek mekan gene bulunur. Genç arkadaşlarımız elbette su akacak yolunu bulur. Mutlaka verirler. Ama benim orada söylediğim şu, bu ülkenin hafızası sık sık yok ediliyor. Hani bilgisayarda reset eder gibi geçmişi yok ediyorlar. Sokak isimleri, köy isimleri, şehir isimleri değişiyor. Bir takım yerler, mekanlar kayboluyor. Akıl alacak bir şey değil. Ben şöyle düşündüm. Yurt dışına gidiyorum. Paris'te dolaşırken Şatle Meydanı'nda işte Théâtre de la Ville var, şehir tiyatrosu. Orada konserler vermişim 80'li yıllardan bu yana. O duruyor yerli yerinde, hiçbir şey oluyor. Sara Bernard da orada oynuyordu. Herkes orada çıktı, gene duruyor. Frankfurt'a gidiyorsun, Alte Oper orada duruyor. Berlin'de Berlin Filarmoni duruyor. Bilmem nereye giderseniz gidin, İtalya'ya gidin, her yerde duruyor o konser mekanları. Şimdi biz Türkiye'de Şan Tiyatrosu konserleri vardı. Bayağı meşhurdu. Münir Nurettinler falan da çıkardı. Ben de orada mesela Türkiye'ye döndüğümde 22 konser verdim üst üste her gece. Yandı. Yok. Yaktılar. Atatürk Kültür Merkezi yıktılar. Rumeli Hisarı konserlerimiz olurdu her yıl. İçine Mesela cami yaptılar. O da bitti. Daha bir sonra tanesi. hadi Kuruçeşme. Hadi Kuruçeşme Arena oraya eksik yapıyor. O da bitti. Ya ise hakikaten şu Açık Hava Tiyatrosu dışında daha önce ya biz burada konser vermiştik diye göstereceğimiz bir tek yer kalmadı. Bu hafızasızlık Türkiye'de hem de muhafazakarlık adına yapılıyor. Durmadan Bizans eserlerini, Osmanlı eserlerini de yok ediyoruz. Yani eskiyi yok edip yerine TOKİ yapmak gibi. Yani bu bir acayip bir şey ve bu muhafazakarlık değil. Ben bunu mecliste de anlatmıştım diğer partiden arkadaşlara. Muhafazakarlık ıtriyi mi muhafaza ediyorsun? Mimar Sinan üslubunu bir mimari üslup haline mi getirdin? Yaşam kültürünü, kahveni, oturmayı, kalkmayı, yemeği, çilingir sofrasını bunlar bizim muhafazakarsan tamam muhafazakar. Ama öyle bir şey değil. Çarpık bir modernleşme tezidir bu. Şehre akan insanlar, tabii onlara da kabahat falan yok yani onlar politikalar sonucunda mecburen geldiler. Ama kaçak mahalleler, üstünde demir filizi bırakılmış kaçak yapılar, şey arabeskler, kebaplar, balık kebapları bilmem neler falan filan kültür dönüştü. Güzel bir kültür tabii o da. Mezopotamya kültürü çok dünyanın en saygın kültürlerinden biridir. Ama gelip Ege kültürünü öldürecek şekilde bunu uyguluyorsan o da doğru kültürler bir arada yaşamasın. Dolayısıyla hiçbir şeyi muhafaza etmiyorlar. Muhafaza etmek isteyen biziz. Muhafazakarlık çok uzun zamandır tam da bu nedenle çok tartıştığım, pek çok arkadaşımla konuşmaya çalıştığım bir şeydi. O yüzden çok teşekkür ederim. Bence genel olarak memlekette bu kavramı çok yanlış kullanıyoruz. Çok yanlış yerlerde, evet kesinlikle katılıyorum. Aslında muhafazakar biziz. Muhafaza eden, korumaya çalışan, koruyan. Bazen olumsuz anlamda da o muhafazakarlığı taşıyan yanlarımız da var. Ama aksine eleştirdiğimiz taraf her şeyi çok hızlı değiştiren, tüm kabuklarını, tüm geleneğini, geçmişini, geleneğin dediği şeyleri çok hızlı terk eden bir kanal var karşımızda. Ama biz biraz öyleyiz. Bakın bizim mesela Londra'da Türkler diye bir sergi vardı ya da dünyanın her yerini gezdi. Çok muazzam bir sergiydi. İlk dönemine bak, Türklerin tarihte çıkışının ilk dönemine bak. Çin etkisi, Çin'le alışveriş. O da onu etkilemiş ama bizim tarihimiz Çin'dir. Daha sonra Asya'dan Orta Doğu'ya gelince ve İslam'ı kabul edince Arap, Fars ve Anadolu işte Rum kültürü, Roma yani hepsi bir arada. Daha sonra son 250 yılımız batılılaşmakla geçiyor. Yani bizim orijinal bir kültür dairemiz yoktur, adapte oluruz. Bir kültürün içine gider gireriz ama girdiğimiz zaman da orada hakikaten başarılı oluruz. Mesela işte Halifeler Devri, Emevi Saltanatını yıkan Abbasi hilafetini kuran da gene Türklerdir. Gene Evet. Horasanlı lardır. Şimdi dolayısıyla girdiği yerde bir dönüşüm yapıyor. Şimdi Avrupa'da da yapıyorlar aslında çok yapıyorlar. Bir dönüşüm var ama tutunduğumuz bu bizim hem avantajımız hem dezavantajımız. Ayağımızda prangalar yok. Hemen uyum gösterebiliyoruz. Her yere her şeye uyum gösterebiliriz. Mesela Yunanlar öyle değil, Araplar öyle değil.
gelenekleri sımsıkı kuşatmış. Bizde biraz hatta gelenek yok. Çok da genç bir kuşak olduğumuz için bellekler sıfırlanıyor. Durmadan yeniden başlamak zorundasın her şeye. Evet. Arşivciliğimiz bile buna örnek, gerçekten öyle yani. Hani evet, her Ben çok teşekkür ediyorum. Yani hani daha bıraksanız herhalde biz saatlerce sohbet edebilirim sizinle. Umarım daha geniş zamanlarda, daha sağlıklı günlerde belki hani fiziksel mesafeye ihtiyaç duymadığımız bir zamanda yeniden buluşmayı çok isterim. Umudum bu yönde. Bir de tabii umarım yeniden böyle Harbiye'de bir sizin eserleriniz çalındığı bir konseri umarım hep beraber memlekette herkes iyiyken oturur dinleriz. Ben de umarım. ZBT24'e ve size çok teşekkürler. T24'ün yapısına yakışacak şekilde kavramsal konuştuk. Onun için de ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü hiçbir şeyi aşağılamak, küçümsemek için söylemiyorum ama günlük politika, magazin falan dışında kavramsal konuşmamız lazım. Bizdeki her kavram yeniden konuşulmaya, yani hiçbir ön kabul olmadan her türlü kavramı masaya yatırıp bir an konuşmak zorundayız. Bu kavramlar çünkü çok çarpılmış durumda. O yüzden teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim asıl. Çok memnun oldum böyle düşündüğünüz için de ayrıca. Kendinize çok iyi bakın. Alın, iyi günler. Yeniden görüşeceğiz. Zülfü Livaneli ile birlikteydik. Pek çok şey konuştuk. Bu defa onu daha çok gerçekten kültür sanatta sınırlı tuttuk. Zaman zaman ben biraz bu konuyu eleştiriyorum da sanatçılara, ya tabii ki siyaset konuşacaklar ki bu çok değerli. Ama tabii ki sanatlarını öncelikle konuşmak çok daha anlamlı ve önemli diye düşünüyorum. Görüşmek üzere diyelim efendim. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Herkese selam.